Buda'yı konuştuk. Şimdi de Budizm'i konuşacağız. Tabii ki. Benim bildiğim kadarıyla Buda geride herhangi bir kitap bırakmadı. Ya da yerine geçecek herhangi birini de bırakmadı. O herkesin kendi kendine ışık tutmasını arzu ediyordu. Ama bunu yaparken nasıl oldu da Buda'nın öğretisi Budizm'e dönüştü ve bir din oldu? Aslında bu söylediğim birçok yüce varlığın başına gelen şeylerden başka bir şey değil. Ne demeye çalışıyorum? Esasen kitap olarak yazdırılmış, kendisine yazdırılmış veya kendisine söylenmiş resmi bir kitap olarak baktığımız sadece Musa'yı görüyoruz. Musa işte yazı yazmış. Bir de Hazreti Muhammed'e vahiy edilme var ki bu yazdırma değil, verilen bilginin unutulmaması durumu var. İsa peygamber ise kendisine yine vahyedileni insanlara anlatma durumu var. Yazma yok. Buda da kendi yolunda ilerlerken kendi seviyesinde ilerledikçe aydınlandığı bilgileri etrafındaki insanlara yayıyor. Ve onu görenler, onun enerjisinden, onun duruşundan, onun hayat bakışından etkilenen insanlar takipçi oluyorlar. Diğer insanlar gibi, diğer yüceler gibi. Kimler kaleme alıyor? Onu o öldükten sonra veya ölmeden önce öğrencileri kaleme alıyor. Yanında ne söylüyorlarsa not ediyorlar. Onların aracılığıyla aktarılan bilgiler. Peki böyle bir şeyi kim istedi? Bu da istiyor muydu? Belki bu da hiç istemeyecekti. Sadece ağızdan ağza aktarılması isteniyor olabilirdi. Aynı şekilde İsa'da yazılmasını istenmemiş. Zaten İsa'dan 300 yıl sonra aslında İncil yazılıyor. Hazreti Muhammed döneminde de Hazreti Muhammed'in kendisi kaleme aldırmıyor. Sadece notlar halinde yazılıyor. Zaten Arap döneminde, daha doğrusu bu Orta Doğu'da ve Asya'da yazı daha ilk bulunuyor olmasına rağmen dilin gelişim sürecine baktığımızda Kur'an'ın veya işte Siddhartha'nın devreye soktuğu öğretinin ve yazılımları kritik bir aşamada devreye girmiş oluyor. Yani insanlar yazıyı ilk keşfettiği zamanlara yakın, dilin daha gelişim aşamasındayken oluyor. Öyle bir şey yok aslında demeye çalışıyorum. İnsan iyi ki de yapmışlar ama aynı zamanda. Bu çift yönlü bir durum. Orijinal kaynak bilgi aktarırken aktardığı bilgiyi etrafındakileri olduğu gibi aktarabilir. Hiçbir kayıp olmadan, orijinal halinde. Ama ondan sonra gelenler ve onun takipçileri mutlaka kayıp uğratabiliyorlar. Kendi anladıklarını aktarabiliyorlar veya yakalayabildiklerini aktarabiliyorlar. Sadece bu kısmı sıkıntı. Yoksa Buda'nın öğretilerinin bu zamana kadar gelmesi tabii ki onu kaleme alan kişilerin aslında doğru da aktardığını gösterir. Çünkü işe yarayan, insanları farkındalık kazandıran ve insanların aydınlanma yolunda giderken kendisine ışık tutan bir nevi bir öğreti, bir din veya bir yaşam felsefesi olarak da kabul edebiliriz. Bazıları din deyince ürküyor. Ama bu da ben bir din insanı mıyım, ben din adamıyım diye hiçbir zaman ifade etmemiş. Onu takip eden, ona inanan insanların algılayış şekilleri bu. O zaman biz Buda için ne diyebiliriz? Felsefe adamı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir rehber, manevi rehber diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Ama genel anlamda bir Budist bunu din olarak da kabul etmiyor. Yerel halk bunu din olarak kabul ediyor. Buda'ya inananların bir kısmı bunu din olarak kabul ediyor demeye çalışıyorum. Peki Budizm'in temelinde yine ne yatıyor? Buda'nın deneyimlerinin kelimeleri dökülmüş halleri yatıyor. Nedir o? Orta yollu olmak. Veya işte bedensel aşırı hazcılıktan veya bedene aşırı zarar veren şeylerden uzak durmak gerektiğini, yalan söylememek gerektiğini, canlıları öldürmemek gerektiğini, aşırılıklardan kaçmak gerektiği gibi birçok konuda insanları uyarıyor. Ne yapıyorsunuz yapın, hepsini itidal, orta yol onun asıl mottosu diyebiliriz. O mottoyu bozmadan ilerlemeye çalışıyor. Bu da aynı zamanda aydınlanmış anlamına geliyor. Aydınlanmış olan. Buda da aydınlanmış, Buddha veya Budizm de bundan türüyor. Aydınlanmış olmaya inananlar, aydınlanmış olana gönül verenler olarak da değerlendirebiliriz. Reenkarnasyon bahsi yine Budizm öğretisinde sıkça karşımıza çıkıyor. Yani beden birden fazla forma girebiliyor. Ölüyorsun, doğuyorsun, ölüyorsun, doğuyorsun. Bir döngün içerisinde, sonsuz bir döngün içerisinde kendini tekrar tekrar... Samsara mı diyorlar ona? Samsara. Ama bu istenilen bir şey değil çünkü evet. Karmayla da eşleştiriliyor. Bu karmik tortuları, karma
döngüsünden kurtulmanın yolu gerçek aydınlanmayı yaşamak olarak söyleyene gelinir. Zaten Buda'nın amacı da buymuş. Hı-hı. Yanılmıyorsam bu yola çıktığında. Evet. Yani tekrardan o döngüye girmemek adına Nirvana'ya ulaşıp yolculuğunu tamamlamak adına aslında bunu kesinlikle yapıyor, değil mi? Kesinlikle. Ve bunun da o kadar kolay bir yol olmadığını, çünkü insanların kendi içinde karşılaşabilecekleri kendileriyle alakalı ejderhalar olabileceğini, asıl mücadelenin kendi içinde olduğunu söylüyor. Aslında tüm manevi rehberler başka bir söz söylemiyor. Kelimeler biraz farklı ama mana olarak baktığımızda hep aynı şey. Ne yaparsan yap, kendi içine dön. Kendi içindekiyle mücadele et. Asıl sorunun senin kendi içinde. Derler ki bence de %100 de haklılar. Uzak Doğu geleneklerinin tabii ki etkisi var. Uzak Doğu geleneklerinin etkisi derken Hinduizm'den de etkilenmiş. Meditasyonu ilk bulan kişi Buda değil demeye çalışıyorum. Veya yoga pratiklerini yapmak yine Buda tarafından keşfedilmiş bir şey değil. Ama onun yazılı kaynaklarından, yapmış oldukları davranışlardan kaleme alınan şeylere baktığımızda bir Budist rahibin yapması gereken, uygulaması gereken durumlar var. 8 aşamalı yol var mesela. Bunu adım adım takip etmek durumunda. Ve kendisi şunu da yapmış. Bedensel zevklerin içerisinde cinsel veya seksüel anlamdaki tatminden de uzak durulması gerektiğini savunmuş. Her türlü arzudan kendini uzak tutmayı savunmuş. Neden? Daha önceki programda söylemiştim ama şu an çok hatırlayamıyorum hangi programdı. Cinsel enerjinin aynı zamanda yaşam enerjisiyle eşdeğer olduğunu, kök enerji olduğunu, onun yükselişiyle farklı bir aydınlanma seviyesine ulaşabileceğini söylüyor. O enerjiyi farklı şekilde dönüştürebilirsen şayet yaşadığın her anda, aldığın her nefeste seksüel ilişkiye girdiğin zamanki aldığın zevkin aynısını alabileceğini söylüyor aslında bu da. İnsanın gerçek aydınlanmaya, gerçek huzura, nirvana'ya ulaşmanın yolu ızdıraptan geçiyor diyorlar ama acıdan kurtulmaktan geçiyor. Hatta çok klasik bir laf var, belki sen de duymuşsundur. Izdırabı yenmek için ızdıraba alışman gerekiyor. Çivi çiviyi söker. Bir başka bir, bu söylediğim laf Buda'ya ait olduğu söylene gelinir. Yani bir şeyin ızdırap olduğunu düşünüyorsan o sana zaten ızdırap verir. Ama onu sen ızdırap olarak görmekten vazgeçersen o artık senin için ızdırap olmaz. Ama burada bir çelişki yok mu? Yani her şeyin ortasını bulmaya çalışırken niye cinsellik konusunda Paris'e giriyor ki? Çünkü cinsellik sadece bedensel bir haz değil. Aynı zamanda fiziksel ve psikolojik ve ruhani bir yanı da var. Eski dönemlerde, daha önce de anlatmıştım hatırlarsan, insanlar cinselliğe kutsal, doğuma da kutsal gözle bakıyorlar. Kutsal bir enerjinin ziyan edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii onların kadim öğretilerinde belki çok daha başka sırlar da paylaşılmıştır. Esasen ben de şunu söylüyorum. Bence cinsellik gerçekten çok kutsal bir durum. Seksüel iletişimler insana huzur, mutluluk ve aşkın farklı halleri yaşanmasına imkan verir ama çoklu eşlikte değil. Veya ifrat derecesinde, yani çok fazla yapılmasıyla da bu basitleştirilmemeli. Hayat amacı gayesi haline getirilmemeli. Bunun aşırılıklarını da kaçıldığı zaman insan kendi bedenine zarar veriyor. Hem fiziksel zarar veriyor tabii ki, hem de psikolojik anlamda da zarar veriyor. Evet, doğru. Ama yine bana Buda'nın kendi içinde çeliştiğini gösteriyor. Yani bu anlattıklarınız doğrultusunda vardır mutlaka bir mantıklı açıklaması ama. Hemen kendisinden 500 sene sonra gelen İsa için şöyle bir şey söyleyebilirim senin için. Diyor ki, İsa diyemiyor pardon, havarisi söylüyor. Evlenmeyin. Çocuk sahibi olmayın. Gerçekten. Çünkü bunlar sizin için yapmış olduğunuz görev, misyon neyse onun için ayak bağı olacaktır diye söylüyor. Anladım. Onun için keşişler çıkıyor. Öyle mi? Evet. Şimdi bir tane hikaye var. Bunu da bir kitapta okumuştum. Türkiye'de kendisi yine yoga ve meditasyon konusunda uzman bir adam. Onun kitabında sakın eve kedi alma diye bir hikaye var. Onu hiç anlattın mı bilmiyorum. Hayır. Ama anlatın lütfen. Aslında Budizm'le de bağlantılı sayılır. Keşişlerin neden yalnız yaşadığını tam da senin soruna cevap olarak.
ifade etmek istiyorum. Sonra burada birkaç tane madde var Budizm'le alakalı. Onları da okuduktan sonra sonlandırabiliriz. Deniyor ki bir hoca, üstad ölüm döşeğindeyken öğrencisine bir nasihat veriyor. Diyor ki ne olursa olsun eve kedi alma. Bu sözleri söyledikten kısa bir süre sonra üstad ölünce öğrenci, keşiş bu arada, merak ediyor. Yani son sözleri nasıl böyle bir şey olabilir? Benim üstadım bana söyleyeceği başka bir şey olmasa lazım. Daha bilgece bir şey yok muydu diye düşünüyor. Eve kedi alma da nedir diye. Sonra ama diyor ki benim üstadım bunu söylediyse mutlaka bunun altında yatan bir sır vardı. Ben bunu bir araştırayım. Keşiş yollara düşüyor ve bir başka üstadı buluyor. Hocayı buluyor ve hocaya soruyor. Benim üstadım böyle böyle bir şey söyledi. Ben bunu anlamadım. Lütfen bunu bana anlatır mısınız? Diğer üstad bakıyor ve gülüyor ona. Bu çok eski bir Hint geleneğidir, hikayesidir. Sen bunu bilmiyor musun diyor. Hayır bilmiyorum. Anlatıyor. Yine ormanda böyle küçük bir kulübede yaşayan bir keşiş var. Sabah akşam öğle tüm vakitlerini yoga yaparak, işte meditasyon yaparak asıl amacını hani nirvana ulaşmak için çaba gösteriyormuş. Ve bir gün evini, o kulübeyi fareler basmış. Fareler de onun buğdayını, her şeyini yemiş. Sonra farelerin bakışından, o zamana kadar hiçbir şey yapmıyor, farelerin bakışından ona da zarar geleceğini düşünmüş ve çekilmiş. Ona çünkü başka verecek bir şey yok. En sonunda beni yerler diye düşünüyor. Şimdi hayvanlara da zarar veremiyorsun, onları öldüremezsin, vuramazsın ya geleneklerine göre, inançlarına göre. Sonra köye iniyor, köydeki bir adamla konuşuyor, durumu anlatıyor. Diyor ki bundan kolay ne var? Git kedi al. Al hatta bu kedi, senin için bu fareleri hemen temizler. Aradan birkaç gün geçiyor, gerçekten de köylünün dediği gibi. Evde hiçbir şekilde fare yok. Sonra of diyor, çok güzel, müthiş. Ben farelerden kurtuldum. Aradan birkaç gün daha geçiyor. Bu sefer kedi bizim keşişe bakıyor. Karnı acıkmış. Evde yiyecek bir şey yok. Ne verecek ki hayvana? Dışarıda çıkmıyor. O zaman diyor, ben tekrar o köyle gideyim de ne yapacağımı öğreneyim diyor. Köylü diyor ki kediye arada sırada süt verirsen hem senin farelerine geri gelmesini önler, farelerden korur, hem de o sana dostluk yapar. Peki. Al sana bu kase sütü, git kediye ver. Gidiyor kediye veriyor, kedi yiyor. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Kedi yine acıkıyor. Keşiş yine köylüye gidiyor. Ama diyor, sen her seferinde benden böyle süt mü dileneceksin diyor. Al sana inek, git bu ineği besle, onun ot falan yap. Sana mutlaka şey verecektir, süt verecektir. Ve sen de kedini de beslemiş olursun. Neyse, ineğini alıyor. Ve gerçekten adamın dediği gibi oluyor ama bir zaman geçtikten sonra ineği süt vermiyor. Allah Allah diyor, ne yapacağım ben? Tekrar o bilge köylüye gitmeliyim diyor. Gidiyor köylüye, işte sütten kesildi, ne yapmalıyım? Al sana bu öküz. Şimdi bunlar diyor çiftleşsinler, bir tane yavrusu olur, o zaman yine sana süt verir. Bu sefer dediği gibi oluyor ama etrafta ot yok. Açlar hayvanlar, tohum da veriyor köylü bu sefer. Ekiyor, tarlayı biçiyor bizim köylü. Hayvanları sağıyor, dolaştırıyor. Ya diyor, ben yoga yapamıyorum, meditasyon yapamıyorum. Pratiklerimden geri kalıyorum. Nasıl olacak bu iş? Ben yine köylüye gideyim, bakalım ne diyecek bana. Tüm günüm oluyor bu işte. Köylü diyor ki, elbette ki diyor, bu çok normal diyor. Bak şimdi bizim köyde yakın zamanda ailesini kaybetmiş bir kız var. Sen onunla evlen, ondan sonra o sana yardımcı olur. Köylü diyor ki, ama nasıl olur diyor, biz yeminliyiz, kesinlikle evlenemeyiz. O da diyor ki, yok diyor, öyle bir şey değil. Sen sadece formalite icabı evleneceksin. Yani hem kıza bakmış olacaksın, korunmuş olacak, o da senin işlerini yapmış olacak. Böyle bak işe. Tamam diyor, hemen evleniyor. Kız da gerçekten de köylünün dediği gibi evin işlerini yapıyor. Bizim keşiş de sabahtan akşama kadar yogasını, pratiğini, nefes tekniklerini, ne bileyim işte meditasyonu yapıyor. Mutlu. Gel zaman git zaman kış mevsimi geliyor. Hava soğuyor. Bu arada kulübede ayrı yataklarda yatıyorlar. Her şey mis. Soğuk olduğu günlerde, gecelerde kız sesleniyor. Yanıma gelir misin diye. Soba da yanmıyor, ısıtmıyor doğru düzgün. Diyor ki, ben yanına gelemem, ben keşişim. Ya bir şey olmayacak diyor, sadece üşüyorum diyor. Yok diyor. Sonra bir şekilde kız onu ikna ediyor. Kızın yatağına giriyor. Sonra ısınmaya çalışırken,
Bizimkisi böyle çok sabit duruyor ama kız rahat durmuyor bu sefer. Kız onu dokunmaya başlıyor. Keşiş diyor ki, lütfen bunu benden isteme, ben keşişim. Kız şöyle bakıyor, sen misin keşiş? Sen ne biçim keşişsin? Karım var, hayvanlarım var, kedim var, yani otum var, arazim var, keşiş dedim böyle olmaz ki. Hem ben senin zaten karın değil miyim? Yapsak ne olur ki? Resmi olarak da karınım. Kimse de bir ses söylemez. Ve sonra keşiş kızla ilişkiye giriyor, çocukları oluyor falan. Sonra hayatı bambaşka bir hale bürünüyor. Şimdi bu hikayeden sonra keşiş dönüyor, üstad dönüyor. Şimdi anladın mı üstadın sana ne demek istediğini? Eve kedi sakın alma. Bir kediden başına gelenler var. Budizm'deki dört yüce gerçek ve sekiz aşamalı asıl yol diye. Ben de orijinal isimlerini okumak için şöyle bakacağım. Dukkha, acı hayatın ve varoluşun bir parçasıdır. Yani onu olduğu gibi kabul et. Onu yok sayma ya itme, yoksa o sana daha misli misli gelecek. Bu merak yasası gibi. Samudaya, acıların kaynağı arzu ve isteklerdir. Bence bu da muhteşem bir şey. Yani biz beklenti içerisinde olduğumuz vakit ve arzuladığımız şeye ulaşamadıkça içsel bir sıkıntı yaşarız. Bu belli bir aşamadan sonra eğer elde edemediğimizde acıya dönüşür. Ne olursa olsun, istediğimiz bir yemek olabilir, istediğimiz bir insan olabilir, arzu ettiğimiz bir hayat şekli olabilir. Bunların hepsinin bize ulaşılmaması, amaç haline dönüşülmesi durumunda acı vereceğini ifade ediyor. Nirodha, istek ve arzular bırakılırsa acılar sona erebilir. Magga, acıların sona erdirilmesinin yolu 8 aşamalı asil yoldan geçer diyor. Doğru kavrama, doğru düşünce, doğru söz, doğru eylem, namuslu kazanç, doğru çaba, uyanıklık ve doğru konsantrasyon diyor. Bunların hepsini teker teker açıklıyorlar tabii ki bu Budizm öğretisinde. Doğru da bence, yani doğru çaba, yani ne için hedef var, bu hedefini ne için harcayacaksın, nasıl bir çaba göstereceksin, yol haritanı doğru çiz. Ve konsantrasyon, odaklanma, bir varlık için çok çok kıymetli, zaman kaybının yol açıyor ve sen zaten hedefinden şaşabiliyorsun. Hedefini şaştığın zaman, amacına ulaşamıyorsun, amacına ulaşmadığın zaman ızdırap çekiyorsun ve manevi tatmini, bilişsel tatmini yaşamadığın için bu senin için büyük bir sıkıntı haline gelebiliyor. Çok güzeldi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşürüz canım.